Değerli basın mensupları, ekonomi yönetimlerinin aldıkları her karar aynı zamanda tercihlerini gösterir. Kaynakların sınırlı, taleplerin sonsuz olduğu bir dünyada her tercih bir şeylerden vazgeçmek anlamına gelir. Hükümetlerin ekonomik tercihlerini ise hazırladıkları bütçeler gösterir. Hükümetin kimlere öncelik verdiğini, kimleri umursamadığını bütçeleri ortaya koyar. Bu yılın ilk yarısına ait bütçe sonuçları, Erdoğan şahsım hükümetinin neyi tercih ettiğini, kimlerin sevdiğini açıkça gösterdi. Erdoğan ilk 6 ayda faiz lobilerine tam 135 milyar lira ödedi. Aynı dönemde bütçeden yatırımlara yapılan harcama sadece 73 milyar lira. Yani faize yatırımların iki katı kadar para gitmiş. İşte bu bir tercihtir. Yine Erdoğan yanlış ekonomi politikalarıyla milli paramızı pul etti. Bunun etkilerini hafifletmek için de özel bankaların ödeyeceği faize hazineyi kefil etti. Hatırlayacaksınız, Nebati Bakanı da çıktı, hazinenin kasasından tek kuruş çıkmayacak dedi. Ama hakikatlerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. İlk 6 ayda hazine kasasından bir avuç mevduat sahibine tam 37 milyar 235 milyon lira faiz ödendi. Bir kuruş para ödenmeyecek sözlerinin yalan olduğu ortaya çıktı. Tabii buna kur korumalı mevduatı tatlandırmak için vazgeçilen 10 milyar liralık vergi de dahil değil. Erdoğan hazine kesesinden dolarla, avroyla garanti verdiği yandaş müteahhitlere ve beslemelere de yılın ilk yarısında bütçeden 9 milyar 570 milyon lira para ödedi. Peki Erdoğan faiz lobilerine, bankalara, mevduat sahiplerine, yandaşlarına bu kadar cömert davranırken vatandaşı için ne yaptı? Millete ne verdi? Dünyada gıda krizi büyüyor. Bizde artan mazot, gübre, tohum fiyatları nedeniyle çiftçilerimiz tarlasına girmekte zorlanıyor. Ama ilk 6 ayda bütçeden çiftçiye verilen destek 21 milyar lira. Yani faizcilere ve yandaşlara verilen paranın 9'da 1. Millet hayat pahalılığı altında ezim ezim eziliyor. Ama ilk 6 ayda fakire, fukaraya, garip gurabaya verilen sosyal destek 18 milyar lira. Yani faizcilere ve yandaşlara verilen paranın 10'da 1'i. Tablo gayet açık. Erdoğan şahsım hükümetinin sevdiceği çiftçimiz değil, fakir fukara değil, bu aziz millet hiç değil. Erdoğan şahsım hükümetinin sevdiceği faiz lobileri, bir avuç mudi ve yandaş. Erdoğan'ın bu tercihleri banka bilançolarına da yansımış vaziyette. Mayıs ayında bankaların dönem kârı geçen seneye göre %434 artmış. Yani 5'e katlanmış. 132 milyar liraya çıkmış. Banka kârlarındaki bu artış bu ne sevgi ah dedirtecek cinsten. Ama Erdoğan hala sıkılmadan faizin en büyük düşmanı biziz diyerek milletle alay etmeye devam ediyor. Her ne kadar atalarımız dervişin fikri neyse zikri de odur dediyse de bütçe sonuçları Erdoğan'ın faiz ve faiz lobileri konusunda zikriyle fikrinin birbirine hiç uymadığını açıkça gösteriyor. Erdoğan millete yaşattığı bu zulmün sorumluluğundan Behlül kaçar diyerek aşkı memnunun Behlül'ü gibi kaçabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Milletimiz kendisine yaşatılan kışı geçirir. Ama yediği ayazı da asla unutmaz. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapar. Bu arada bir de soralım bakalım, bu faiz sebep enflasyon netice safsatasına ne oldu? Faizi %19'dan %14'e çekene kadar Erdoğan millete nas dedi. O günden bugüne enflasyon %80'e dayandı. Ama Erdoğan 7. defa faize dokunmadı. Nasıl oldu? Pahas. Enflasyon azmış gidiyor. Madem faiz sebep enflasyon netice,
Elinizi tutan mı var? Oturmuşsunuz Merkez Bankası'nın direksiyonuna. Neden faizi düşürmüyorsunuz? Eğer faiz sebep enflasyon netice ise düşürün faizi, görelim bakalım enflasyon da düşsün. Bu arada faize pas dedikleri gün hazine alacaklarının tahsilinde uygulanacak gecikme faizini %19,2'den %30'a yükseltmeyi de unutmadılar. Kar rekorları kıran bankalara Merkez Bankası'ndan borç vermeye gelince faizi %19'dan %14'e indiriyorsunuz. Bu yaptığınıza da nas diyorsunuz. Ama iş milletin devlete ödeyeceği faize gelince acımasızca yüklenip pas diyorsunuz. İnsan rahmetli Ahmet Kaya'nın Başım Belada şarkısının sözlerini hatırlıyor. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça diyordu o meşhur şarkının sözleri. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun basın duyurusu ise evlere şenlik. Duyuruda her türlü zırva var ama enflasyon ne zaman düşecek, ne kadar düşecek bunlarla ilgili tek değerlendirme yok. Onun yerine şu ifadeler var. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden, geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Ya çok büyük laflar. Ya enflasyon %19'dan %80'e dayanmış. Ekonomide dolarizasyon almış başını gitmiş. Lirayı pul, doları baş tacı etmişler. Hala övünmeye devam ediyorlar. Ne olup bittiğinin farkında bile değiller. Ne demek liralaşmayı teşvik ederek gözden geçirmeye devam etmek? Son 7 aydır enflasyona sadece bakıp duruyorsunuz. Bu süre yetmiyor mu? Allah akıl fikir versin. Bu dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlar. Bu kifayetsiz yönetimin elinde milletimizin başı gerçekten belada. Pansumanla, aspirin tedavisiyle yaptıkları hataları, aldıkları yanlış kararları düzeltmeye çalışmanın bedeli hep milletimize çıkıyor. Şu hazine iç borçlanması projeksiyonunun grafiği. Şu kırmızı kesikli çizgi faiz, mavi çizgi de ana para ödemeleri. Nastı pastı derken paramızı pul ettiler. Enflasyonu azdırdılar. Hazinenin faiz yükü de tutulamaz hale geldi. Arşa alaya yükseldi. Faizin en büyük düşmanı biziz diyen beceriksizlerin elinde iç borcu ödenecek faiz, şu kırmızı, borcun ana parasını aştı. Böyle bir durumda ilk kez karşılaşıyoruz. Faiz indirimlerinin başladığı geçtiğimiz Eylül ayında iç borç stokunun ödenecek faizi 723 milyar liraydı. Bugün 2 trilyon 174 milyar lira. Bunu ben demiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iç borç ödeme projeksiyonlarında göstermişler. Erdoğan şahsi hükümeti iç borç stoku için ödenecek faizi 10 ayda 3'e katlamış. Geçtiğimiz Eylül ayında dünyaya gözlerini açan bir bebek 8.561 liralık faiz yüküyle doğuyordu. Bugün doğan her bebek 25.461 liralık faiz yüküyle dünyaya geliyor. Aradaki 16.900 liralık faiz yükü yeni doğan bebeklerin sırtına 10 ayda yükleyen kim? Hiç tereddüt yok, Recep Tayyip Erdoğan. Bunun reddi mirası falan mümkün değil. Peki yükler bununla mı sınırlı? Hayır. Bir de geçilmeyen köprüler, otoyollar, uçulmayan havalimanları için liyakatsiz hükümetin torunlarımıza 2045 yılına kadar ödetmeyi düşündüğü 153 milyar dolar var. Ama biz bu tiksindirici borcu hukuk önünde gündeme getireceğiz.
iş başına gelir gelmez bu faiz garantiler neyin karşılığı ve nasıl verildi? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Kulaklı yiyenlerden de hesabını hukuk önünde mutlaka soracağız. Bu sözleşmeleri yeniden ele alacağız. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın sebep olduğu maddi kayıplar, yükler faturası çok ağır da olsa bir şekilde telafi edilir. Ama kaybedilen kuşakları yerine koymak ne yazık ki mümkün değil. İnsan sermayesini kaybettiğinizde yerine koyamıyorsunuz. Bir nesil gidiyor. AK Parti 20 yıldır iktidarda. 20 yılda 8 tane Milli Eğitim Bakanı gördük. Her bakanla eğitim sistemimiz değişti. 20 yılda eğitimde fırsat eşitliğini bırakmadılar. İyi ve markalaşmış devlet okulları vasatın altına düşürüldü. Devlet okulları ideolojik format atmanın aracına dönüştürüldü. Parası olan çocuğunu özel okullara gönderdi. Parası olmayan kaliteli eğitimden mahrum kaldı. Ne yazık ki pek çok kuşak niteliksiz eğitim sistemiyle yok yere heba edildi. Hazreti Ali ne güzel diyor. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Ama bu kifayetsiz kadrolar elinde yavrularımıza ne matematik, ne fen bilimleri, ne sosyal bilimler, ne de ana dilimiz Türkçe öğretilebilmiş. Bunu ben söylemiyorum. Bu yılın yüksek öğretim kurum sınavı istatistikleri söylüyor. Bu yıl yüksek öğretim kurumları seçme sınavına YKS'ye 3 milyon civarında çocuğumuz katıldı. Temel yeterlilik testlerinde öğrenciler 40 matematik sorusundan 7'sine, 20 fen sorusundan 3'üne, 20 sosyal bilim sorusundan 8'ine ve ana dilimiz Türkçe'de 40 sorudan 18'ine doğru cevap verebilmişler. Şimdi bu tabloyu görüp de geleceğe umutla bakmamız mümkün mü? Elbette değil. Çocuklarımıza doğru dürüst bir eğitim verilemiyor. İyi eğitimli az sayıda gencimiz de bu iktidar tarafından küstürülüp yurt dışına kaçırılıyor. Ama bu arada da akın akın milyonlarca mülteci ülkemize doluşturuluyor. Hudut namus olmaktan çıktı, Türkiye her geçen gün hem zihinsel hem kültürel olarak çölleşiyor. Dijital dönüşümün, yeşil dönüşümün konuşulduğu bir çağa çocuklarımıza doğru dürüst eğitim vermeden nasıl uyum sağlayabileceğiz? İyi eğitimli az sayıdaki gencimizi yurt dışına kaptırarak üretimimizin, ihracatımızın teknolojik içeriğini nasıl arttıracağız? Bu ülkede verimliliği arttırıp insanca yaşama yetecek ücretleri çalışanlarımıza nasıl vereceğiz? Eğitimsiz, vasıfsız mültecileri ekonomik kurtarıcı olarak gören bu zihniyette bıraktık orta teknoloji tuzağından çıkmayı, düşük teknoloji tuzağının da en dibine sıkışıp kalırız. Sebebi oldukları felaketin öyle gözüküyor ki artık hükümet de farkına varmaya başladı, gölgesinden korkuyor. Gençlerin mezuniyet törenlerine hükümeti protesto ederler diyerek izin vermiyor. Buradan bir kere daha söylüyorum. Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenlerini çalmaya kalkmasın. Sayın Genel Başkanımız her zaman gençlerimizin yanında olmuştur. Öğrencilerimiz kendi mekanlarında okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse her türlü lojistik desteği vermeye de hazır olduğumuzu ifade etmişlerdir. Tabii asıl olan bu törenlerin kendi okulları tarafından yapılmasıdır. Değerli basın mensupları, eğitim sistemindeki ve eğitim kalitesindeki sıkıntılar üretim yapımıza da yansımaktadır. İstanbul Sanayi Odası bu hafta ikinci en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı. Bunlar öyle büyük holdingler değil, ekonominin bel kemiği diyebileceğimiz önemli KOBİ'lerimiz. 2021'de bu firmaların oluşturduğu katma değerin %72'si düşük ve orta düşük teknolojili üretimden kaynaklanıyor. Yüksek teknolojili üretimin bu kuruluşların yarattığı toplam katma değer içindeki payı sadece %3,5. Açıkça ifade edeyim, bu üretim yapısıyla küresel rekabet gücümüzü arttıramayız. Faiz, kur, enflasyon kıskacından kurtulamayız. Nitekim İstanbul Sanayi Odası Başkanı önemli uyarılarda bulunmuştur.
İşletmelerimiz faaliyetlerini giderek borçlanmayla finanse ediyor. İşletme sermayesi bulamayan ve banka kredilerine erişemeyen firmalar birbirlerine borçlanıyorlar. Borcun ortalama vadesi de giderek kısalıyor. Bu arada önümüzdeki bir yılda çevrilmesi gereken dış borç 182 milyar dolar. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Ama bunun 61 milyar doları da reel sektöre ait. Ekonomide bir ani duruş riski vadesi kısalmış borçlarla özellikle şirketleri çok büyük sıkıntıya sokar. Ekonomiyi sıkıntıya sokar, milleti sıkıntıya sokar. Peki risklerin ağırlaştığı bir dönemde sarayın ekonomi yönetimi ne yapıyor? Onlar şirketler kesiminin elindeki dövizlere nasıl zorla el koyabiliriz diye düşünüyorlar. Şirketlere ya dövizini satarsın ya da banka kredisi alamazsın diyerek sopa gösteriyorlar. İhracatçılarımızın ihracat gelirlerinin %40'ına el koyuyorlar. Yetmediği yerde de iş insanlarına telefon açıp bankadaki dövizlerinizi satın diye talimat veriyorlar. Gün geçmiyor ki rekabetçi serbest piyasa ekonomisinin köküne kibrit suyu dökmesinler. Türkiye'de serbest kambiyo rejimi fiilen sona ermiş vaziyette. Şimdi de bankaları arayarak yurt dışı muhabirleriniz nezdindeki dövizlerin %20'sini Eylül sonuna kadar Türkiye'ye getirin diye tehdit etmeye başlamışlar. Ekonomide doğruları yaparsanız, güven verirseniz bu dövizler kendiliğinden ülkeye gelir. Döviz kendiliğinden bollaşır. Ama mevcut politikalarınızda döviz kurunu kalıcı olarak tutamazsınız. İşte daha iki gün önce dolar kurunda 17,60, 17 lira 60 kuruşa baraj kurdunuştunuz. Allah'ını seven defansa gelsin dediniz. El altından yine Merkez Bankası'ndaki dövizleri sattınız. O borçlanarak alınan dövizleri. Ama kur bugün 17 lira 75 kuruşları gördü. Artık sadece doğruları yapmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Çünkü küresel piyasalarda faizler yükseliyor, risk algısı yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın ardından Avrupa Merkez Bankası da 11 yıl aradan sonra faiz arttırmaya başladı. Hem de tahminlerin ötesinde bir hızla 50 baz puanlık artışa gitti. Tüm dünya merkez bankaları önceliği enflasyonla mücadeleye verdi. Bu bir yandan küresel durgunluk olasılığını arttırıyor, diğer yandan bizim gibi ekonomilerden de para çıkışını hızlandırıyor. Türkiye böyle bir döneme sürekli artan cari açık, yüksek dış finansman ihtiyacı, suyunu çekmiş döviz rezervleri, rekorlar kıran enflasyon ve piyasa ekonomisinden giderek uzaklaşan insaftan, izandan naziplenmemiş bir yönetimle yakalandı. Bulabildikleri tek çare şimdi sağdan soldan para gelecek diyerek piyasalara haber fırmak. Birileri hayrına 54 milyar 821 milyon dolar verse dahi ancak Merkez Bankası'nın kasasındaki açığı kapatabileceğiz. Ama kasada hiç dolarımız olmayacak. Bir kez daha uyarıyoruz. Hurafelerden, yamadan medet ummayı bırakın. Çanlar Türkiye ekonomisi için çalıyor. Tedbir almadan geçen her saniye, her dakika ülkemizin aleyhine işliyor. Artık bu gerçeği görün diyeceğiz ama tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin. Uzaya çıkacağız diyen bu kifayetsizler milleti pazara çıkamaz hale getirdi. Emaneti ehline vermemek zulümdür. Millet bu zulmü artık iliklerinde hissediyor. İşte en son Tarım Bakanı'nın söyledikleri, tarım devriminin olduğu topraklarda tarımı yok eden anlayışı açıkça sergiliyor. Atama Tarım Bakanı Venezuela'da meraları havadan görünce mevkidaşına kendi hükümetini şikayet etmeye başlamış. Ya Sayın Genel Başkanımız bu Atama Bakanı'nın söylediklerinin yarısını söylemiş olsa hükümeti yurt dışına şikayet ediyor diye ortalığı birbirine katarsınız. Ortalığı velveleye verirsiniz. Mangalda kül bırakmazdınız. Şu sözlere bir bakın. Siz bu mera alanıyla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz.
Hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz demiş. Vallahi bakan bakan değil. Sanırsınız yemek sepeti CEO'su. Bu ülkenin meralarını, yeşilini, yaylalarını betona boğan kim? 20 yılda 2 Trakya'dan fazla tarım arazisini üretimden çektiren kim? Çiftçiyi ekemez hale getiren kim? İthal samanla ithal hayvan besleten kim? Kanunun açık emrine rağmen çiftçilerimize hak ettiği desteği vermeyen kim? Elbette Recep Tayyip Erdoğan. İşte daha bugün TÜİK tarımsal girdi fiyatlarındaki artışları açıkladı. Mayıs ayında tarımsal girdi fiyatları geçen seneye göre %123.7 artmış. Bu bir rekor. Gübredeki zam %236.5. Mazottaki zam %225. Hayvan yemindeki zam %135.4. Bunlar da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Fransız tarımına yaptığı katkılar nedeniyle Fransa'dan şövalye nişanı alan AK Partili tarım bakanlarını görmüştük. Ama Venezuela'lara kadar gidip de kendi hükümetini şikayet edeni ilk kez görüyoruz. Ne yazık ki bu kifayetsizlerin yönetiminde ne devlet ciddiyeti ne de devlet aklı kaldı. Onun için de ülkenin dört bir yanından feryatlar yükseliyor. İşte bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak Elazığ'daydık. Bir veteriner hekimimizin söyledikleri adeta Atama Tarım Bakanı'na cevap. Bir ağırda 10 inek varsa bu krizlerde 6'sı gitti. Bir torba yem 300 lira olursa ne olacak? Süt fiyatı üreticide 6 liraya kadar indi. Bu ülkenin hayvancılığı yoksa bitmiştir. Allah bize bir cennet vermiş, kullanmayı bilmiyoruz. Doğru mu? Elak doğru. Bir kuru yemiş dükkanındaki esnafımız ise elektrik faturalarını gösterdi, isyan etti. Geçen yıl 900 lira gelen elektrik faturam bir yılda 4850 lira oldu. Ampul aynı ampul, dolap aynı dolap. Bu açıkladıkları enflasyon gerçek değil dedi. Doğru mu? Elbette doğru. Bir de Elazığ özelinde ciddi bir sorun daha var. Türkiye'deki tüm ekonomik sorunlar diğer iller gibi Elazığ'ı da etkilemiş. Ama Elazığ'da bunun üstüne bir de deprem var. Deprem Elazığ'ın ekonomik yapısını sarsmış. Elazığlılar bu yıl 2020 depremi sonrasında dönüşümü yapılan bina ve ticarethanelerin ilk taksitlerini, ticarethanelerle ilgili borçlarının ilk taksitlerini ödemeye başlayacaklar. Bir iş insanı bu harcamalar Elazığlıların tasarruflarından karşılanınca hanelerin harcama gücü daha da azalacak. Esnaf, tüccar, üretici malını satmakta zorlanacak dedi. Bu doğru. Yani normal bir dönemde olsa tamam ödensin ama normal bir süreçten geçmiyoruz. Ekonomiyi batıranlar şimdi dönmüşler deprem felaket zedelerine borcunu ödemeye başla diyorlar. Buradan hükümete sesleniyoruz. Nasıl diğer borçları yeniden yapılandırıyorsanız Elazığ'da da depremzedelerin konut kredisi borçlarını yeniden yapılandırın. Bu sıkıntılı dönemde bölgede buna gerçekten ihtiyaç var. Değerli basın mensupları, dertler derya olmuş, milletimiz de bir sandal devrilip batmamaya çalışıyor. Ama buradan açıkça ifade edelim, biz milletimizi hiçbir zaman tek başına bırakmayacağız. Sandık gelene kadar da genel başkanımız milletin derdine derman olacak projelerimizi açıklayacak, milletimizle paylaşmaya devam edecek, hükümeti bu tedbirleri almaya zorlayacak. Zaten artık dert deryasından sıyrılıp kurtulmaya da çok az kaldı. Bizim çağrımız milletimize. Ülkemizde hak, hukuk, adalet olsun diyorsanız katılın bize. Sofralarımızda Halil İbrahim bereketi olsun diyorsanız katılın bize. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyorsanız katılın bize. Paramız pul olmasın, paramızın itibarı olsun diyorsanız katılın bize. Gençlerimizin işi, gücü, umudu olsun, ülkesinden kaçıp gitmesin diyorsanız katılın bize. Çiftçi tarlasını ekip biçsin, kazansın diyorsanız katılın bize. Esnaf faturalar altında ezilmesin, rahat bir nefes alsın diyorsanız katılın bize. İş insanları rahat rahat üretsin, yatırım yapsın diyorsanız katılın bize. Herkes önünü görebilsin.
ülkede güven olsun diyorsanız katılın bize. Hak eden hak ettiğini alsın, siyasi kayırmacılık son bulsun diyorsanız katılın bize. Haramilerin saltanatı yıkılsın diyorsanız katılın bize. Tüyü bitmedik yetimin hakkı yenmesin diyorsanız katılın bize. Bize katılın, bu ülkenin aydınlık geleceğini birlikte inşa edelim. Kul hakkı yiyenlerden de hesabını soralım. Önümüzdeki pazar saat 18.30'da milletin sesi Balıkesir'den yükselecek. Başta Balıkesirli hemşerilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Kuvayi Milliye Meydanı'nda katılın bize diyeceğiz. Çağrımız milletimize, katılın bize, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınızı varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, Rıda Medya Grubu'ndan Şevket Erkimen. Malumunuz 2 gün önce Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içerisinde Zaho ilçesinde bir obis atışı olduğu değerlendirilen bir olay yaşanmıştı ve 9 Iraklı sivil vatandaş hayatını kaybetmişti. Bu hadiseden sonra hem Irak makamları hem farklı çevrelerden obis atışlarının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldığı iddia edildi. Yine Mısır ve Arap Birliği'nin buna benzer açıklamaları oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da iddiaları reddetti ve obüs atışlarının terör örgütü tarafından yapıldığını söyledi. Fakat genel bir eleştiri var efendim. Diplomatik sürecin sağlıklı yürütülemediği, Türkiye'deki makamların yeterli ve şeffaf bilgi paylaşmadığı yönünde bazı eleştiriler var. Sizin değerlendirmeniz nedir efendim? Teşekkürler. Bir kere her şeyden önce olay vahimdir. Ve bu olay neticesinde hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Irak halkına da sabır diliyoruz. Ancak bu iş karşılıklı suçlamalarla geçiştirilemeyecek kadar da önemlidir. Dolayısıyla bu olay bizim ilgili makamlarımızın da teklif ettiği, ifade ettiği gibi birlikte büyük bir hassasiyetle araştırılmalı, gerçek neyse ortaya çıkarılmalıdır. Türk ordusu sivilleri hedef almama konusunda azami özeni her zaman göstermiştir. Bu çerçevede de bu yapılacak soruşturma sonucunda tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı, hem her tarafın vicdanı rahatlatılmalıdır. Teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Sorular Fox TV tarafından yönlendirildi bugün. Onları ileteceğim. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Tarım Bakanı'nın Venezuela ziyaretiyle ilgili Tarım Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Devletin arazi kiralayamayacağını söyledi. Bakanlık, bakan ziyareti yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda olan Türk şirketleri, yani özel sektör içindir dedi. Sizin bu açıklamaya ilişkin bir yorumunuz olacak mı? Şimdi bunların özürleri kabahatlerinden büyük. Anlaşılan beyefendi yurt dışına devlet için değil, özel sektör için arazi bakmaya gitmiş. Tarım sektörünü bir de açıklama yapmışlar. Tarım sektörünü inşaat gibi aynı açıklamada, İnşaat sektörü gibi aynı destekleyeceklerini itiraf etmişler. Bunlar her tarım dediklerinde akıllarına arsa geliyor. Rant geliyor, beton geliyor, inşaat geliyor. Ne demek tarım sektörünü inşaat sektörü gibi desteklemek? Ben buradan Tarım Bakanı'na bir tavsiyede bulunayım. Müteahhitliğe soyunmayı bıraksın. Tarım Bakanı gibi düşünmeye başlasın. Kendi işini yapsın. Bir de bu AK Parti yönetimlerinin Venezuela sevdasını anlayamadık gitti. Türkiye'de tarım devriminin başladığı bu cennet gibi bereketli toprakları bırakıyorlar. Venezuela'ya ekilecek toprak aramaya gidiyorlar. Türkiye'deki çiftçilere, Türkiye'deki tarım işletmelerine dışarıda iş yaptıracaklarmış. Siz Türkiye'deki çiftçiyi, Türkiye'deki tarım işletmelerini, Türkiye'deki genç çiftçileri kendi arazilerinde tutun önce ya.
Tarımı tarım gibi destekleyin. Çiftçimize birikmiş tarımsal destek borçlarını hemen ödeyin. Çiftçimizin, besicimizin yüzünü güldürün. Tarımla ilgili yapabileceğiniz en büyük teşvik budur. Efendim, evet. Fox TV tarafından gönderilen bir diğer soru da şöyle. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesinde tercümanlık yapan Fatima Abus Hanap hakkında bazı paylaşımlar yapmış, hanım kızımız ifadesini kullanmıştı. O tercümanın avukatı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hakaret iddiasında suç duyurusunda bulduklarını duyurdu. Bu suç duyurusuyla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Şimdi biz bunlar milleti unuttular diye boşuna söylemiyoruz. Hanım kızımız ifadesi Anadolu'muzda kullanılan bir ifade. Ama hanım kızımız ifadesine bile bunlar takmışlar. Hanım kızımız ifadesine karşı hakaret davası açacaklarmış. Ya da işte devlet memuruna karşı. Buradan bir kere daha söyleyeyim. Altını çizerek söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden'la yaptığı görüşme bir çay sohbeti değildir. Bir aile içi görüşme değildir. Kahvede bir buluşma hiç değildir. Devletler arası resmi bir görüşmedir. Bu görüşmede karşılıklı söylenenler orada oturan kişileri değil, devletleri bağlar. Bu görüşmelerin tutanakları devletin resmi arşivine mutlaka girmelidir. Ne dava açarlarsa açsınlar, biz bunun peşini bırakmayız. İş başına gelmemiz an meselesi. İş başına geliyoruz. Gelir gelmez de bu tutanaklara bakacağız. Ne alındı, ne verildi görmek istiyoruz. Yoksa bu tutanaklar, o zaman bu tutanak burada neler konuşulduğunu öğreneceğiz bir şekilde.